ICT Medya TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Zeliha Sude Sönmez. Sektöre dair gün özetiyle karşınızdayız. Merkez Bankası'nın dijital para düzenlemesi için tarih verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin yeni ekonomi reformları eylem planını paylaştı. Plan 10 başlıktan oluşuyor ve birçok hamle öngörülüyor. Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan takvimde, dijital paralarla ilgili önemli bir detayda bulunuyor. Bakanlığın 3.4.D eylem numarasıyla paylaştığı hamleye göre dijital para için düzenlemelerin yapılması öngörülüyor. Bakanlığın dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısı oluşturulacaktır ifadesi kullanıldığı öngörüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı ilgili eylem için tarih de verdi. Dijital parada gerekli altyapıların oluşturulması için bitiş tarihi 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. Yani Türkiye 2022'ye dijital para düzenlemesi ile birlikte girecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yıllık programa göre, mağazalar ve AVM'ler gibi fiziksel satış kanallarında alışveriş trafiği giderek azalırken, e-ticaretin toplam perakende satışlar için payı yükseldi. 2021'de perakende pazarında e-ticaretin oranının %7'den %8'e, güven damgası alan e-ticaret sitesi sayısının 25'ten 100'e çıkarılması öngörülüyor. Geçen yıl 213 milyar lira düzeyinde bulunan e-ticaret haciminin bu yıl 240 milyar liraya yükselmesi bekleniyor. 2019'da %34,1 seviyesinde olup, 2020'de %36,5 seviyesine yükselen internet üzerinden alışveriş yapanların oranının ise 2021'de %38'e çıkacağı tahmin ediliyor. Söz konusu hedeflerin Türkiye'nin e-ticarette erişeceği en yüksek rakamlar olarak kayıtlara geçeceği belirtiliyor. Türkiye'nin e-ticaret alanında kaydettiği gelişimi değerlendiren Ek Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, dijital pazarlamanın şirketlerin dijital ortamda müşteri ihtiyaçlarını karşılamadaki etkisine değinerek, pandemi tedbirleriyle değişen müşteri davranışı doğrultusunda müşterilerine ulaşmak isteyenlerin dijitalleşme yolculuklarını başlatması gerekiyor, dedi. Ürün veya hizmet büyütmek için esneklik, bütçe yönetimi ve zaman tasarrufu şirketlerin önceliği haline geldi. Özellikle IT yatırımlarının gerekliliği konusunda büyük bütçe harcamalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerin ise imdadına bulut bilişim hizmetleri yetişiyor. Pandemi sürecinde uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte birçok şirketin bulut bilişime geçişinin hızlandığına da dikkat çeken Teletek Genel Müdürü İlyas Turgut, şirketlere ciddi kazanımlar getiren bulut bilişim hizmetleri yoluyla şirketler, sunucu, yazılım, veri merkezi ve ağ cihazları gibi teknolojik altyapı yatırımlarını dışarıdan hizmet şeklinde sağlayarak IT harcamalarını en aza indirebilir, enerji maliyetlerini düşürebilir ve altyapı giderlerinden tasarruf edebilirler şeklinde konuştu. KPMG Yapay Zeka Dünyasında Yaşamak başlıklı araştırmada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık hizmetleri, finansal hizmetler, ulaşım, teknoloji ve perakende sektörlerindeki yapay zeka uygulamalarını inceledi. Farklı şirketlerden 751 katılımcıyla yapılan bu araştırmada sektörlerin yapay zeka süreçleriyle ilgili sorulara yanıt arandı. Araştırma, uygulamada yapay zeka ile ilgili ortaya çıkan sorunlara, algılanan risklere ve zorluklara ışık tutuyor. Yapay zekanın iş süreçlerine entegre edilmesinde zorluklar olsa da cesaret verici bir etkileşim derinliği göze çarpıyor. Rapor, yapay zekanın uygulandığı sektörlerde gerçek bir etki yaratmaya başladığını gösteriyor. Farklı endüstrilerden katılımcılar yapay zekanın iş yapma şeklini, sağlık alanında tıbbi bakıma erişimi iyileştirmekten, perakende satışta müşteri hizmetleri sorunlarını azaltmaya kadar değiştirdiğini söylüyor. Zorluklar konusundaysa hayli ortak nokta var. Katılımcıların %46'sına göre zorluklar listenin başında teknoloji yeteneklerini anlama eksikliği geliyor. Bunu %36 ile eğitim eksikliği ve %32 ile yatırım finansmanı yetersizliği izliyor. Araştırmayı değerlendiren KPMG Türkiye Teknoloji Sektör Lideri Gökhan Mataracı,
Şirketler algoritmaların tasarımının kurumsal değerler, kalite ve güvenlik standartlarıyla uyumlu olması için çalışıyor. Neticede algoritmalar işle ilgili karar vermede giderek daha önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle insanların bu kararlara güvenmesi çok önemli ifadelerini kullandı. Kaspersky tarafından 15 bin kişinin katıldığı küresel bir araştırmaya göre Türkiye'de çevrim içi kullanıcıların neredeyse 5'te 1'i uygulamalara ve hizmetlere mikrofonlarına veya web kameralarına daima erişim izni veriyor. Türkiye'de yaklaşık her 10 kişiden 6'sı birilerinin kendilerini web kamerası aracılığıyla izleyebileceğinden ve %51'i bunun kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla yapılacağından endişe duyuyor. Bu, uzaktan çalışmaya ve iş birliğine dayalı uygulamaların baskın olduğu yeni çalışma düzeninde proaktif korunmaya duyulan ihtiyacı işaret ediyor. Kaspersky kullanıcıların web kameralarını kullanırken kendilerini daha güvende hissetmeleri ve mahremiyetlerini korumaları için şu önerilerde bulunuyor. Kameranızı kullanmadığında içinizin rahat etmesi için basit de olsa bir web kamerası kapağı kullanın. Mevcut uygulamalarınızdan hangilerinin web kameranıza veya mikrofonunuza erişme izni olduğunu analiz edin. Gerekli olmayan durumlarda izinleri kaldırın. Sosyal ağlarda çevrim içi gizliliğinize daha derin bir bakış için olan gizlilik denetleyicisini kullanabilirsiniz. ICT Medya TV'den gün özetiyle karşınızdaydık. Saat 20.30'da Tekno Gündem programıyla ICT Medya Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Adnan Pehlivan ve ICT Medya Dergisi muhabiri Serenay Şenol sizlerle olacak. Yarın sabah gündemiyle görüşene dek hoşça kalın.